Kenan'la aramızdaki gerginlik giderek çözümsüz bir hal almaya başlıyor. Aramızdaki mesafe katlanarak büyüyor. Kenan her zamankinden daha uzak şimdi bana. Beni hala kasabalı küçük bir kız olarak görmek istiyor. Aslında benimle gurur duymasını isterdim. Başarımla övünmesini. İpek'e baktığı gibi gururla bakmasını. Ama o beni giderek daha çok küçümsüyor. Her şey ne kadar hızlı değişmeye başladı hayatımızda. Allah aşkına doğru söyle. Aldırdın değil mi? Ay, hamile falan değilim dedim ya sana. Olsan niye söylemeyeyim? Bilmem, bana öyle geldi. Peki Cem'in niye gelmiş buraya? Şirkete gitmedim dedim ya. O da merak etmiş. Hastayım zannetmiş. Ah, nasıl da düşüncelidir. Aslında bazen beni de çok şaşırtıyor. Hayda. Sen de Cemile bir öyle bir böyle diyorsun. Karar ver. Yoksa yine paşazadelerin gelini olmaya karar verdin. Paşazadelerin gelini var şekerim. Ama boşanacaklar. Cemil Lamia'dan vazgeçmeyecek, göreceksin. Diyorsun. Gör bak. O gerçekten aşık Lamia'ya. Abi. Sağ ol, zahmet oldu. Efendim Cemil. Aa, merhaba. Müsait misin? Evet söyle. Dünden beri arayacaktım ama... arayamadım, konuşamadık şu işi doğru dürüst. Konuşacak bir şey var mı ki? Lamia lütfen dinle. Aslında benim seninle bu gece konuşmaya çok ihtiyacım var. Her zamankinden çok. Sana gelebilir miyim? Hayır, mümkün değil. Bunlar nereden çıktı ya? Pardon Lamia. Ne oldu? Nimet'in evinden dönüyorum. Orman yolundayım da. Cemil konuşsana.
Ne oluyor? Ya bir sürü motosikletli sardı etrafını. Kaza yaptıracaklar bana serseriler. Ne yapmak istiyorsunuz? Cemil! Bir dakika Lamia, bu gerizekalılar bela istiyor. Tam olarak neredesin? Polisi arayayım mı? Yolu göremiyorum ki, etrafım sarılı. Size kardeşim, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sarhoş musunuz? Nesiniz siz? Cemil!